Sevgili oğlaklar, güzel ailem, güzel tadında, tadımlık ve keyif verecek bir yıl. Hanenize hem bereketli hem sürprizlerle, hayatınıza böyle dokunarak değişecek bir yıl olsun diliyorum. Geçmişe ait özlem, kaybettiklerimizi ve üzüntü duyduğumuz her şey geride kalarak, yeni bir adım atarak kendimizi bulmanızı temenni ediyorum. Evet, geçtiğimiz son 10 yıldır ekonomik olarak, duygusal olarak yaşadığınız krizler, ödemeniz gereken hacizli olaylar, vergileriniz, iş gereği yaşadığınız birçok statü, bu yıl daha böyle adımları, bağlılık olduğumuz noktaları daha hedefli şekilde göreceğiz ve kendimize yeni düzen, yeni iş, yeni kapı, yeni bir evre yaratacağız. Ve olduğundan çok emin, olduğundan çok güvenli alanlarımızı oluşturacağız. Bence çoğunluğu yeniden doğmak, yeniden var olmanın tadına varacak. Kaybettiklerimiz, kazandıklarımızın hesabını yapacağız. Evet, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Bu ara kariyer hayatımızla ilgili yarım kaldığını düşündüğünüz işle ilgili tüm süreçler bu yıl kapanmış olacak. Konum ve rütbeniz ve yaptığınız evrelerdeki haklarınız yavaş yavaş iade edilir. Özellikle serbest meslekte varsanız dışarıda işleriniz, koşturmalarınız, iletişiminiz daha yoğun olacak. Emlak sektörü, finans sektörüyle bağlantı kurmak isteyen sevgili oğlaklar için gerçekten bu fırsatlar, bu konuyla ilgili kendimizi oluşturacağımız insanlar ve kendi alanımızı yaratacağımız iş imkanlarımız bize mutluluk verecek. Özellikle gazetecilik, yazarlık, üst düzey yönetici ve CEO'ysanız bu sene kendi CEO'nuzun hem paranızın hem şirketinizin size sunacağı tüm imkanları doğru ve temkinli şekilde kullanacağız. Ve Haziran ayına kadar hedefimizi çoktan bitirmiş olacağız. Başka projelerde de yer alacaksınız. Gıda sektöründe çalışıyorsanız ve tarım, toprak işiyle uğraşıyorsanız bu ara çiftçilik yaptığınız üretim size kazançlı bir yıl getirecek. Toprağımız bereketlenmiş, şifasını da en iyi şekilde hayatımızda oturtacağız diyorum. Evet, bu ara uluslararası ticaret ya da yurt dışı bağlantılı çalışan sevgili oğlaklar için özellikle 35 yaş üstü olanlarda yurt dışı kapılarınızla ilgili hayırlı sonuçlar, işiniz gereği gideceğiniz seyahatlerde olumlu olacak ama Mayıs ayının sonuna doğru bir olumsuz bir oluşum şirketimize zarar verebilir. Evraklarımızı, kağıtlarımızı kontrol etmemiz lazım. Devletle alakalı noktada çalışıyorsanız da devlet kurumunuzla ilgili rahatsız olduğunuz insanlarda komple yer değişimleri olacak. Siz de yerinizde nefes alacaksınız. Taşeron bir firmadan farklı bir alanda yer almak istiyorsanız Mayıs ayı bu konuda hem memurluk hakkınız hem de iş imkanınızdaki yeriniz belirlenecek. Artık memurluk adına büyük başarılar elde edeceksiniz. Devlete girmek, devletle bağlantılı işlerde olmak isteyen oğlaklar Mart sonrası bunlarla ilgili çok güzel destekler alarak, büyüklerimizden gelecek desteklerle bu kapılarımızın da imkanını oluşturacaksınız. Eğer KPSS devlet sınavınız varsa bu yıl bunu başarmış olacaksınız. 2024 devlet memurluğunuzla ilgili kapılarınızın fırsatları en iyi şekilde oluşacak. Akademik bir kariyer yapıyorsanız, öğretim görevlisiyseniz, doçentseniz, profesörseniz, yurt dışı ve şehir dışı bağlantılarımızda fazla olumsuzluklara hazırlıklı olun ve bunların önüne engel olmak adına yarım gördüğünüz birçok şeyi tamamlamanız gerektiğini uyarıyorum. Evet, ortaklı işlerimiz ve ortaklı planlarla alakalı büyütmek istediğimiz noktalarda ortaklarla ilgili ayrılımlar, ortaklıklarınızın size yaratacağı zararları görerek, kendi başarınızla, kendi sınırınızı çizerek, alanınızı büyüterek, farkındalığınızı ve iş konusundaki otoritenizi daha sağlam şekilde oturtup kendi alanınızı daha büyüteceksiniz. O yüzden vaatler, edilen zaman, yapılan saat, gökyüzü size varoluşunuzla birlikte adımlarınızın size artık para olarak ve yer ve mekan konusunda sizi mutlu edecek zeminleri sağlayacak. Yani zeminlerden korkmayın. Ciddi fırtınalar, ciddi aşklar da olacak bu şirketinizde ya da bulunduğunuz noktada ama evdeki ya da hayatınızdaki insana zarar vereceksiniz. O yüzden gökyüzü size duygusal fingirdeşmeyi, duygusal enerjiyi de yoğun yaratacak. Aman fazla abartmayın. Kendi düzeninize, kendi hayatınıza ve hayatınıza aldığınız insanın hayatınızı karartmasına ve onun hayatını karartmanıza izin vermiyor. Dikkatli olmanız gerektiğini uyarıyorum.
Özellikle 35 yaş üstü sevgili takipçilerim, evlilik ve ev konusunuzla alakalı bir türlü düzen kuramadım. Hala anamın evinde, hala babamın evinde yol alıyorum. Yalnızlıkta, ileride yaşlılığımla ilgili küçük bir ev bakıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum diyorsanız, bu yıl özellikle Haziran ayından sonra sizin enerjinizde aşk ve yuva kuracağınız insanlarla tanışma enerjiniz var. Umutsuz kul olmaz. Siz umudunuzu devam edip saksızla bir çiçek yetiştirin. Çiçeğiniz büyüdükçe sizin aşk aleviniz de büyür diyorum. Evet, bebek ve doğumlar bu sene çok yoğunlukta olacak. O yüzden beklenmedik hamilelikler, çocuk gebeliklikleri, hani riskli olanlar bile sağlıklı kucağına alacaklar, bir problem görmüyor. Çocuk tedavisi için özellikle 7. ve 8. ay sizin için olumlu bir süreç. Acele etmeyin. Sağlıklı bir evlat için Allah size nasip etmiş, korkmanıza gerek yok. Uzun süredir yarım bıraktığınız başarılarınız ve odaklanamadığınız noktaları Mayıs ayından itibaren odaklanma, kendi izciliğimiz, kendi kampımızı kuracağımız yolculuklarımız var. Bu ara özellikle de mahkemesel geçmiş iş mahkemelerimizle alakalı bu yıl sonuçlanacak. Hakkımız olan para bize iade olacak, iş iadesi de gerçekleşecek. İster katılın, ister başka işte yer alın, önemi yok diyorum. Güçlü rüyalar, garip vizyon insanlarla tanışacaksınız. Ön sezileriniz bu yıl hayatınıza farklı noktalarda yer alacak. Tanıştığınız insanlar konum ve mertebe olarak gücünüzle alakalı noktada size çok güzel imkanları sunuyor. Siz yeter ki şansı kendinize çekmeyi unutmayın diyorum. Evet, bu ara evli çiftlerimizle alakalı hatalar var. Nişanlanmak, evlilik kararı bu yıl fazla oğlak burçlarında devamlı evlenme heyecanı, sözlenme nişan evresi olacak. Bu yaz bol bol oğlaklar, ilişkisi olan oğlaklarda evlilik söz konusu olacak. Bu arada çeşitli davetlere, ailevi gideceğiniz düğün nişanlarda da kısmetleriniz olabilir. Hiçbir düğünü, hiçbir nişanı kaçırmayın. Hayırlı bir aşk enerjiniz de söz konusu gözüküyor. Geçmişe dönük kırgın olduğunuz noktadaki bazı olumsuz olayları artık kapatmak için bu yılı lütfen Ocak ayı bitmeden çözmeniz lazım. Çünkü her çözemediğiniz evre bir ay geciktirecek. Bu bir ay gecikmeler yaşınızda geçiyor. Bilginiz olsun diyorum. Üniversite ya da lise sınavına hazırlanacak evlatlarımızla ilgili ailedeki ekonomik krizden kaynaklı odaklanamama, evde sıkılmalar söz konusu. Şu sert konuşmaları evimizin içerisinden çıkartacağız. Özlem dolu sevgili oğlaklar, anne ve babanızı kaybettiniz, vefat etmiş olan oğlaklar için gözyaşı ve hüsran, onlara özlemleriniz derin olacak. Onlar için bir un helvası kavurarak, bir insan doyurarak onların ruhuna şifa olsun diyorum. Büyüklerimiz, yaşayan büyüklerimizle ilgili çok ciddi sağlık problemleri söz konusu olacak. Ve özellikle şeker ve tansiyon ve kalp konularımıza dikkat edeceğiz. Böbrek üstü bezlerimizde hassasiyet ve özellikle yaşlı annemiz ya da babamızın prostat ve hani mesane ile ilgili sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Dikkatli olun diyorum. Evli çiftlerde özellikle eşinizin ailesi ve kendi aileniz ne kadar yorucu olduğunu bilmenize rağmen eşinize sen sorumsuzsun demeyi unutmuyorsunuz. O sorumlu. Yetemiyor. Sorunu. Ondan 10 tane koca yok. Yani bir tane adam var. Her yere yetemiyor. Sen de aynı şeyleri tekrar etmekten maşallah bıkmadın. Artık tekrar etmeyi bırak diyorum. Çünkü evliliğine zarar veriyorsun. Geçmiş ilişkilerimizin de yoğun bir şekilde geri dönse de onların sizin hayatınızda bir rüzgar, bir ışık olduğunu, olmadığını bilmeniz gerektiğini söylüyorum. Evet, yani ailemize ait farklı şehirdeki mallarımızla alakalı yaşanacak sıkıntılar söz konusu olabilir. Unuttuğunuz bir ev tamir olması gerekiyor. Evimizle ilgili yenilememiz gereken noktaları hep erteliyor olabilirsiniz. Bu yıl aile köklerimize ait malları bölüştürme, adaletli şekilde herkesin kendine ait yerini tamir etmesi, toprak, arazi konularımızdaki yerler belirlenecek. Belediye ya da devletle alakalı mahkemelerimizle ilgili mallarımızla alakalı sorunlar çözülmüş olacak. Askere gidecek ya da vatani görevini yapacak çocuklarımızla ilgili ertelemeler söz konusu olabilir. Çocuğunuz yurt dışına gidebilir ama geldiğinde mutlaka bu görevini yapacak. Boşuna geciktiriyorsunuz, bırakın gitsin diyorum, dedim bile. Çoktan dedim. Evet, bir de şöyle bir sorunumuz var. Hem çalışıp
hem evde ev hanımlığı yapan hanımlarımız için eşinizin bazen sizi değersiz kılması, boşluklara itiyor. Bunlarla ilgili karı koca ilişki terapisine gitmek istiyorum ama eşiniz bu konuyu asla kabul etmiyor. Sizden ricam sizi geliştirecek farklı eğitim kurslarına giderek kendi enerjimizi, kendi ruhumuzu iyileştirebiliriz diyorum. Bu arada yeni evli çiftlerde fitnelik, fesatlık olacak. Geçici aile evine gidebilirsiniz. Bu evlilik doğru. Siz başkaları değil, siz kendiniz için birbirinizi doğru dinlerseniz bu ilişkide pürüz yok diyorum. Ama özellikle sevgili kadınlarımız, sevgili hanımlar, kendi kardeşinizin tavırları ve edası yüzünden eniştesini sevmiyor olabilir, aileniz eniştenizi sevmiyor olabilir. Ama siz eşinizin dürüst ve iyi yürekli olduğunu biliyorsunuz. Onun arkasında durun. Gidiyorsun ananın evinde şikayet ediyorsun. Onlar bir şey deyince ağzını kapattırıyorsun. Karar ver. Ya konuşma ya da sahip çık ailene diyorum. Özellikle de çocuklarınız erkek, iki erkek çocuğunuz varsa birinin çok dışarıda göz olduğu ve onu kontrol etmemiz gerektiği, diğeri de psikolojik olarak odasından çıkmıyor. Rica ediyorum bu çocuğumuzu da hayata katmanız lazım. Özellikle spor, aktif noktalar ve çocuklarımızla alakalı iletişim konuşmalarımızı düzeltmemiz lazım. Siz de bazen ilgisiz bir aile yapınız oluyor. Bunları düzeltelim. Evet, yazın çok hareketli. Ekonomik olarak da bazı dengelerde rahatlayacaksınız. Ama bu sene özellikle yazlık eviniz varsa uzun soluklu yazlıkta kalabilir. Enerjimizi düzeltebiliriz. Bu yıl özellikle yazın çocuklarımızın sağlık problemleri artabilir. Büyüklerimizin, yaşlılarımızın sağlık problemi artabilir. Virüsler, alerjik reaksiyonlar ve ateşli hastalıklar çok yoğun. Bu sizde de olabilir. Dikkatli beslenin, vücut vitaminlerinizi kontrol edin. Ne eksikse bunu tamamlamanız gerekiyor diyorum. Sağlık olarak özellikle sevgili oğlakların burun takıntısı olabilir. Dudak estetiği olabilir. Göğüs yaptırmayı düşünebilir. Kel olanlarda saç ekletilebilir. Evet doğru ama bunu özellikle Mart, Nisan'da yapmanız daha sağlıklı. Eğer yazın yapacaksanız riskler var gözüküyor. Annenizin göz kapağı sıkıntısı ya da babanız var. Bunun acilen operasyon olması gerekiyor. Oğlaklarda göz nefes darlığında, ne deriz, burunda et ve nefes almada zorlanmalar var ve ateşli hastalıklar söz konusu olacak. Bu sene doğru beslenme, doğru vücut evremizi kontrol etmemiz lazım. Bazı sizde de kamburlaşma, skolyoz sıkıntısı olan sevgili takipçilerim, bu sene küçük operasyonla tedaviniz ve omurilik sorununuzun çözülmüş olacağını da uyarıyorum. Mutlu ve keyifli, güzel ve lezzetli bir yıl sizinle olsun. İstekleriniz, sevginiz, alanınız aydınlık olsun. Altın ya da paranız çalınacak. Özellikle 4 ve 7. kat, 4 ve 7. kat arasında olan hanenize hırsız gelebilir. Bu sene dikkatli olun.